İngiltere'nin başkenti Londra'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yönelik saldırı girişimine tepkiler yağdı. Tatar'a yapılan sözlü saldırıyı kınayan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, bu ve benzeri provokatif eylemler Kıbrıs Türk halkının haklı davası için mücadelesini asla ve zerrece engellemeyecektir. Milli davamızda Kıbrıs Türk'ü ile dayanışma içinde olmaya kararlılıkla devam edeceğiz açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Ersin Tatar'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. Oktay Tatar'a, Cumhurbaşkanımız, milletimiz ve şahsım adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak her zaman her konuda sonuna kadar yanınızdayız dedim. Tatar'a geçmiş olsun dileğini ileten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliği başta olmak üzere artan gönüllülüğünü hazmedemeyen Rumlar agresifleşmeye başladı ifadesini kullandı. Saldırı girişimine tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ise İngiliz bakanlarını derhal gereğini yapmaya davet ediyoruz açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını ekrana taşıdık. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. İttifaklardaki son durumlar da oldukça önemli değerli izleyenler. Her geçen dakika da hareketlilik, değişkenlik söz konusu olabiliyor. Cumhur İttifakı'ndaki son duruma bakacağız. Son durum ne? Detayları TV100 muhabiri Ebru Balıkçı aktaracak. Ebru. ...14 Mayıs'a 1,5 ay gibi kısa bir süre kaldı ve siyasi partilerde de seçim çalışmaları hız kazandı. Cumhur İttifakı kanadına baktığımızda AK Parti'de aylardır seçim çalışmaları büyük bir ciddiyetle devam ediyor. Yine aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi de aynı şekilde çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti'de artık adaylar belirleniyor. Bilindiği gibi alt komisyonlarda görüşülüyor listeler. Listelere son şekli verilecek. Sonrasında üst komisyon görecek ve ardındansa nihai kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. 9 Nisan'da tüm listeler YSK'ya iletilecek ve aynı zamanda da 11 Nisan tarihi de önemli. Çünkü 11 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ATO Kongresyum'daki programda hem aday tanıtımını yapacak hem de seçim beyannamesini açıklamış olacak. O nedenle 11 Nisan'ı aslında AK Parti'nin seçim kampanyasının başlangıcı olarak da görebiliriz. Yine Milliyetçi Hareket Partisi de bir seçim komisyonu var. Onlar da aynı şekilde listeleri kontrol ediyorlar. Adaylarının listelerine bakıyorlar. Özgeçmişlerini inceliyorlar ve ardından onlar da yine listelerini belirleyecekler ve sonrasında son sözü o arada da yine lider Devlet Bahçeli söylemiş olacak. Bu arada ittifak görüşmeleri de önemli. 4 parti oldu. Cumhur İttifakı son olarak Yeniden Refah Partisi'nin katılmasıyla birlikte liderler arasında görüşme trafiği de var. Erdoğan'da geçtiğimiz günlerde ilk olarak Yeniden Refah Partisi'nin genel merkezini ziyaret etmiş ve orada Fatih Erbakan'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Dünse Büyük Birlik Partisi'ydi adres. Orada Genel Başkan Mustafa Destici ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu arada alınan bir karar var. 4 partinin de ortak kararı, hepsi kendi listesi ve kendi amblemiyle girecek 14 Mayıs seçimlerine. Dün Mustafa Destici'den dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Son anket oranlarımız Cumhur İttifakı olarak %49-50 bandında. Aslında aynı listeden girmek bizim oy oranımızı kaybetmememiz açısından önemli. Fakat biz partiler olarak kendi listemiz ve kendi amblemlerimizle gireceğiz şeklinde bir açıklama yapmıştı. Yine MHP lideri Devlet Bahçeli de geçtiğimiz günlerde benzer bir açıklama yaparak 3 hilalli logomuzla seçimlere gireceğiz demişti. Bu arada mitingler olacak mı merak konusuydu. Evet, olacak. Dün AK Parti grup toplantısının içerisinde de toplantının konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramdan sonra iz ziyaretlerinin başlayacağını duyurmuştu. Zaten geçtiğimiz haftalarda da yine hem Erdoğan hem Bahçeli hem de Destici deprem bölgesindeydi. Ancak artık deprem bölgesini de aşan, diğer illere de uzanan bir miting programı da olacak. Fakat diğer seçim dönemlerinden biraz daha farklı olacak. Örneğin müzik kullanılmayacak. MHP'de ise şöyle bir karar var. 11 il, yani depremin etkilediği 11 ilde seçim kampanyası yürütülmeyecek. O noktada depremzedelere yardım yapılmasını istedi. Devlet Bahçeli teşkilatlarına da bu konuda uyarıda bulundu. Ve son olarak da liderlerin günlük programları da önemli. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 15'te külliyede MGK'yı toplayacak. Devlet Bahçeli ise Ankara'da olacak fakat resmi bir programı görünmüyor. Depremzedelerin çadır kentlerdeki
yaşam mücadelelerine bakacağız değerli izleyenler şimdi. Hatay'da bir noktaya gideceğiz. Yine Antakya'da bir başka noktaya. Çadır kentlerde hem depremin etkisiyle hem de maalesef yaşanan o sağanak ve selin etkisiyle oldukça zor durumdalar ama büyük bir yaşam mücadelesi veriyorlar. Çadırda olduğumuz için hiçbir şeyimiz yok. Bekliyoruz öyle. Evleri, iş yerleri yıkıldı. Ayakta kalan da ağır hasar aldı. Deprem hayatlarını alt üst etti. Elimizden gelen bir şey yok. Paramız yok, pulumuz yok. İş yerimiz darmadağın oldu. Yerle bir, evimiz yerle bir. Burası Hatay'ın Antakya ilçesi. Orhanlar ve Sofular mahallesinde yaşayan 300 aile evlerinin önüne çadır kurdu. Bu çadırlarda umutla hayata tutunmaya çalışıyorlar. Bulunduğumuz noktada yaklaşık 300 çadır var. Bu çadırlara yardımlar geliyor ve o yardımlarla depremzedeler ayakta kalmaya çalışıyor. Çocuklar ise duvarlara umut dolu yazılar yazıyor. Depremzedenin kötü hava şartlarıyla sınavı da sürüyor. Bölgede sağanak ve fırtına etkiliydi. Vatandaşlar sokağa soba kurup ısınmaya çalıştı. Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar sonrası fırtınanın etkisiyle işte bu ağaçlardan kopan dallar zaman zaman çadırların üzerine düşebiliyor ve vatandaşlar işte bu dalları temizleyerek bu alanı yiyor. Aynı zamanda çadırlar su almasın diye işte bu şekilde korumalar oluşturuyorlar.